iyi tespit etmemiz lazım. Yani paralel yapının Türkiye kendi içerisinde oluşturmuş olduğu sıkıntının bir de uluslararası boyutu var. Şimdi bu yapının örgütsel bağlılığını Mustafa anlattı. Bugün Türkiye'nin uluslararası imajıyla ilgili olarak aleyhte çalışan en güçlü örgütlerin başında geliyor paralel yapının uluslararası ağları. Ve bir ikinci nokta yani hani diyelim ki Ermeni lobisiydi, işte şu lobisiydi, bu lobisi, onların hepsinden daha etkili çalışıyor. Çok organize, çok ciddi bir gündem takibi var ve cansiperane bunu şey yapıyorlar. Niye? Çünkü bu Türkiye'nin içindeki bir kavganın devamı olarak görülüyor. Ama burada bu gözden kaçan başka bir nokta daha var. Bu insanlar diyelim Ermeni lobisi gibi ya da ne bileyim işte bazı Kürt milliyetçisi o lobiler gibi veya bazı hükümete karşı Alevi lobiler gibi örgütlenmiş yapılar değil. Bunlar bizatihi devlet tarafından desteklenen devletin içindeki yapılar. Yani şimdi mesela en son söylendi 51 küsür tane Fahri Konsolos'un şeyi iptal edilmiş. Yani zaten sen devlet olarak onları desteklemişsin. Yani devletin bir uzantısı gibi görülmüş. Bu senin içindeki kavganın ne olduğunu bilmez ki dışarıdaki ülke. Erdoğan da yaptığı şu, gittiği yerde hatları belirliyor. Kardeşim bunlar bizle alakası yoktur. Bunlar bize sıkıntı veren bir örgütlenmedir. Diyerek bir hani pozisyon ortaya koymuş oluyor. Yoksa bunları ille de suçlayın, bunları ille de içeri atın falan diye bir şey yok. Hani bir ülkenin kendisinin uzantısı gibi gören okullarla ilgili siyasetini ortaya koyma kararıdır bu. Neticede ne yapılacağı o ülkenin kendi kararıdır. Yani o ülkenin kendi hukuk sistemi içerisinde işler. Türkiye buradan doğru oranın okullarını kapatamaz yani. Ha, karşılığında da yani biz Türk okullarını zaten hani destekleriz, yeni Türk okulları açarız. Bizim böyle bir yapılanmaya da gidiyoruz. Yani Türkiye'yi temsil edecek okulları biz açarız. Ama oranın hukuk devlet sistemi içerisinde bunlar söz konusudur. Yani aynı şey sadece Afrika ülkeleri için değil, sadece Kafkasya'da değil. Erdoğan her gittiği yerde, ben inanıyorum muhtemelen Batı ülkelerde de bunu söylüyordur. Sen davetiye yani, gerek var mı? Fethullah Gülen Amerika'dan istedik işte. Zaten hani bir tehlike olarak da ortaya koyayım. Dolayısıyla ben hani senin bahsetmiş olduğun kaygının biraz yersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilgili ülkelerin kendi hukuk sistemleri içerisinde işleyecek bir şeydir. Türkiye oraya müdahale edemez. Türkiye MGK, biz böyle karar aldık, bunu böyle bir şey olamaz. Sadece kendi siyasi pozisyonunu ortaya koyuyor. Kendisinin bir siyasi uzantısı olmadığının ispatını ortaya koyuyor ve gerekli önlemleri alıyor. Bence böyle görmek lazım.